Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Önemli bir güne yaklaşıyoruz. Önemli bir toplantıya yaklaşıyoruz ve bir de önemli olayları geride bıraktık ve hala da devam ediyor. Bu yüzden onun aklına ihtiyacımız var. Benim kıymetli abim, paramedya.com.tr yayıncısı, Yeni Çağ'dan üstadım Sayın Remzi Özdemir burada yayında bizimle beraber. Remzi abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk Evren. İltifatların için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Abi, iltifat değil aslında, gerçeği söylüyorum. Çünkü soracağım 3 tane soru var ve burada sizin aklınızın verdiği cevaba hakikaten benim ihtiyacım var. İzleyicilerimiz de bundan faydalanacaktır diye düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Bir konu var ki Remzi abi, biz bundan birazcık sizinle imtina ettik. Yani biz iktisatçı, piyasacı olduğumuz için çok fazla girmedik ama bu konu ne yazık ki yavaş yavaş Türkiye'nin hem iktisadi alanına hem de siyasi alanında oldukça büyük etkiler yaratmaya başladı. Hemen söyleyeyim, konu Sedat Peker. Şimdi Sedat Peker dönüp bir şekilde Türkiye'nin ekonomisine, bir şekilde Türkiye'nin siyasetine, Türkiye'nin bir şekilde imajına etki ediyor. Bunu kabul edelim. Ben burada şunu yapmayacağım Remzi abi. Sedat Peker'in dedikleri doğru ya da yanlışa girmeyeceğiz. Ama bu bir gerçek olarak karşımızda durduğu için bundan toplumun ekonomisi, politikası ve sosyal alanı etkileniyor ister istemez. Dolayısıyla burada dönüp baktığım zaman ben şunu görüyorum. Siyasi otoriteye 3 tane şok vurdu. Bunlardan birincisi 2018 yılında Brunson şokuyla beraber bir iktisadi tablo çok kötü oldu. Çok fena bir duruma girdik. Kur 7.22'ye falan çıktı ve firmalarımız, hane halkları çok zor duruma girdi. Akabinde zaten belediye seçimleri yapıldığında AKP'nin büyük kaleleri kaybettiğini gördük. AKP'ye ikinci şok da salgınla beraber vurdu. Neden? Ekonomi bir şekilde hazırlıksız yakalandı. Çok büyük iç ve dış problemlerimiz vardı ve bunun üstüne bir salgın vurdu. Ve ne yazık ki diyorum, salgını oldukça başarısız yönettiler. Hatırlayalım abi, önce maske problemi çıktı. Daha sonra aşı problemi çıktı. Aşı problemini yeni yeni aşmaya çalışıyoruz. Ve AKP'ye üçüncü şok da Sedat Peker'den vurdu. Sedat Peker'in dedikleri doğrudur, yanlıştır demiyorum. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Ama Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar bir şekilde şu saatten sonra ekonomik alanı etkilemez, bu sadece siyasetin ya da bir magazinin konusudur diyemeyiz. Artık o sınırı, o hududu çoktan aştığını inanıyorum. Ve bu bağlamda ilk sorumu yöneltmek istiyorum abi. O da şu: Sedat Peker'in açıklamalarının bir şekilde AKP üzerindeki yükleri, siyasi yükleri, toplumsal maliyetleri artırdığı kesin. Sizce AKP bu yükü nereye kadar taşır? AKP bu yükü seçime kadar taşıyamaz. Bu bir çok ağır bir yük. Çünkü Sedat Peker'in söyledikleri aslında çoğu bilinen şeylerdi. Kulaktan kulağa dolaşan şeylerdi. Çok böyle ekstradan özel insider içeriden bilgilendirmeye yönelik bilgiler değildi. Fakat bunun bir özelliği var Sedat Peker'in konuşmalarının. Sedat Peker, yani bunu belki de bir muhalefet, CHP, İyi Parti ya da herhangi bir parti belgeleriyle açıklasaydı bu kadar etkili olmazdı. Çünkü bunu açıklayan bir suç örgütünün lideri diyeceğiz ama kendisi lideri değilim diyor. Ben sadece üyesiyim, daha büyüklerimiz var diyor siyasilerin içerisinde. Bir suç örgütü üyesinin ağzından çıkması çok önemlidir bunların. Ve bunu yaptılar demiyorum. Bunları biz yaptık diyor. Yani aslında bir nevi İtirafçı konumunda. Bu AK Parti'nin üzerine öyle bir yük bindirdi ki bu kaldırılacak bir yük değil. Zaten farkındaysan AK Parti bir savunma da yapamıyor. Öyle bir köşeye sıkıştık ki. Şimdi burada ne yapmasını bekleriz AKP'nin? Ben her zaman olduğu gibi bu işin mutlaka sonucunun seçime gideceğine inanıyorum. Yani belki bu Kasım ayında, belki Nisan ayında ama gelecek yıl Kasım değil Evren. Yani en fazla 2022 Nisan'a kadar Türkiye bir seçimi artık gebe. Aslında daha
erken bir seçime de gebe. Çünkü bu gerçekten AK Parti üzerinde kaldırılamayacak bir yük. Daha bunun devamı gelecektir. Bu sadece tıpkı bir deprem gibi bunun artçı, yıkıcı artçı şokları gelecektir. İşte bu nedenle AK Parti'nin bunu kaldıramayacağını biliyoruz ve bunu ancak seçimle telafi etmeye çalışacak. Tabii ki bu şartlarda nereye kadar AK Parti ayakta kalabilir? O da tartışılır. Ama şunu belirtmek istiyorum Evren. Sedat Peker'in olayı Türkiye'de sosyolojik bir değişimi de başlatmıştı. Zaten AK Parti bir süredir düşüş trendindeydi. Oyları düşüyordu. Ama Sedat Peker bu açıklamalarıyla ya da bu olayla belki ilk baştan bu kadar ses getireceğini o da düşünmedi. Bu kadar geniş. Çünkü toplum buna hazırdı. Hazır olan bir topluma bir şeyleri sundu. Sosyolojik bir değişim var bu işin içerisinde. Yani siyasal İslam'ın aynı zamanda temeline bomba koydu. Yani Türkiye'de daha uzun bir yıllar siyasal İslam'ın iktidara gelmesini boş verelim. Muhalefete gelme şansı bile yok bu şartlarda. Çünkü devletle mafya ilişkisi belki geçmişte de oldu. Doğru Yol Partisi döneminde de oldu. Her dönemde olmuştur. Belki Demokrat Parti döneminde de oldu. İşte Susurluk olayı AK Parti döneminde olmadı. Daha önce de oldu. Fakat bunun siyasal İslam'ın hakim olduğu Türkiye'de, çünkü şu anda siyasal İslam'ın son kalesi diyebiliriz Türkiye. İşte bu bitmesine neden olacak bir gelişme evre. Çünkü gerçekten çok çirkin hesaplaşmalar var, çok çirkin paylaşımlar var, insanların malına çökmeler var. Daha aklına gelecek birçok şey bu AK Parti'ye çok derin bir darbe vurdu Evren. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Çünkü yani iddiaları ben dinledikçe tüylerim diken diken oluyor. İşte Paramount Otel'e tankla girdi diyor. Geçen gün Engin Özkoç, CHP milletvekili bir tweet attı. Diyor ki Kolombiya'da operasyonla ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokain hangi şirkete geliyordu? Şirkete neden operasyon yok deyip Türkiye'nin İçişleri Bakanı'na mention ediyor tweet'i ve yani burada vatandaş şunu bekliyor. Nerede bu operasyonlar? Nerede bu bir şekilde atılım, bir şekilde soruşturma vesaire? Bunlar yok. Gerçekten çok olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Peki ikinci sorum şu. Sedat Peker'in açıklamaları yurt dışındaki yatırımcılar tarafından sizce nasıl karşılanır? Yani Türkiye'de hukuk, güvenlik, devletin kurumsal yapısı bir şekilde bu açıklamalarla ne yazık ki hasar alıyor ve bu tabloda dış yatırımcı çekebilir miyiz biz? Evren, çok güzel bir konuya değindin. Hollanda'yı biliyoruz. Hollanda'nın küçücük bir şehri var, Lahey. Bu şehri en büyük özelliği Birleşmiş Milletler'in Adalet Divanı. Bakın, Birleşmiş Milletler diyoruz. Birleşmiş Milletler'in merkezi Amerika'da olmasına rağmen Adalet Divanı Hollanda'dadır. Bu ufacık şehirdedir. Neden biliyor musun? Ta eski ticari, deniz ticaretinin yapıldığı, bu kadar böyle uluslararası ticaretin olmadığı dönemde dahi Hollanda'da adalet vardı, güven vardı. Amerika'da mafya vardır. Mafya gelir, dükkanını kurşunlar, her şeyi yapar. Benzeri Fransa'da vardır, İngiltere'de vardır. Ama Hollanda çok apayrı bir yerdir. Hollanda özgürlükler ülkesidir ve en önemlisi adalete güven %100'dür. Bu nedenle birçok bankacılıktan tut da birçok uluslararası petrol şirketi, birçok sanayi şirketinin merkezi Hollanda'dadır. Bakın, bunu herkes bilmeyebilir Evren. Onun için belirtmek istiyorum. Hollanda'yı Hollanda yapan yargısına güvendir. Bu güven uluslararasında kabul görmüştür. Şimdi ben soruna geliyorum. Bu kadar Sedat Peker'in anlattığı olaylara bakarsan, işte Ahmet'in malına çökülmüş uluslararası bir yatırımcı gelmiş. Gerçi o gelen yatırımcının da kimliği çok önemli ama gelmiş, onu kovmuşlar, onu tutmuş hapse atmışlar. Öbürüne işte tankla gitmiş kapısına. Sonuçta burada bir yabancı yatırım var. Yani ister kabul et, ister kabul etme. Azeri, ister başka para de, ister şu para de. Ama bir çirkin davranış şekilleri var burada. Yani bunu gören, İşte yine bir bakıyorsun, bazı hakimlerle ilgili çok ciddi iddialarda bulundu Sedat Peker. Şimdi bu şartlarda uluslararası bir yatırımcı
Türkiye nasıl güvenip gelebilir? Çünkü bir insan parasını bu ülkeye getirirken neye güveniyor? En kötü ihtimal ben dava açarım diyor. Yargıya güveniyor. Herkesin yargıya, sen de yargıya güveniyorsun. Ben de yargıya güveniyorum. Çünkü devletleri devlet yapan yargı sistemidir. Ticaret değildir. Korsanların da ticaret alanı vardı Danimarka'da, benzeri ülkelerde. Ama en önemlisi yargı. Yani ben senin ülkene geliyorsam senin yargına güveniyorum. Şimdi böyle bir ortamda Sedat Peker aynı zamanda kral çıplak dedi. Yani bizim yargıdaki sorunumuzu gösterdi. Evet, Türkiye gerçekten son 10 yıldır AKP döneminde AK Parti'nin yargıyı siyasallaştırma çalışmaları biliyoruz şu anda. Bütün bu Sedat Peker'in bütün açıklamalarına rağmen bir tane savcı çıkıp soruşturma açmadı Evren. Yani temiz eller temiz eller deniliyor ama İtalya'daki gibi. Yani yok öyle bir şey. Temiz eller devletin savcılarıyla yapılır. Ortada hiçbir dava açıldı mı? Hiçbir soruşturma oldu mu? İçişleri Bakanı çıktı. Savcılara suç duyurusunda bulun. Nerede bu? Bir ay oldu Evren. Bir aydır tek bir soruşturma gelmedi. İşte bunlar sorun yaratıyor. Yani uluslararası Amerika'daki, İngiltere'deki, daha birçok yerdeki yatırımcı gelmiyor. Bak bir şey daha dikkat çekmek istiyorum Evren. Katar. Katar nerede Evren? Evet. Son iki aydır Katar'dan Türkiye'ye bir kuruş para girmiyor. Bunları hep düşüneceksin. Bunlar çok ciddi problemler Evren. Evet. Bu konuyu bir şekilde, yani sizin dediğiniz benim üçüncü sorum vardı. Ne temizler diye soracaktım ama ilk soruda cevap verdiniz. Siz bir erken seçim bekliyorsunuz. Ben şöyle soracaktım. Dedim ki yani bunu bir erken seçim mi temizler, bunu bir soruşturma mı temizler? Ama o kadar ağır bir mevzu ki bunu bir seçim temizleyecek gibi, dediğiniz gibi. Ben de ona katılıyorum ve konu o kadar ağır ki, yani bugüne kadar neler geldi neler geçti unutulur falan deniliyor ama bence bunu Türk toplumunun unutması zor. Buna katılıyor musunuz? Evren, bu gerçekten biraz önce de konuşmamızın başında da söyledim. Bu sosyolojik değişim süreci. Gerçekten Türkiye çok farklı bir değişiyor. Bakın orada Sedat Peker'in bir sözü var. Yani çok da itibar gösterilmeli mi gösterilmemeli mi? O ayrı bir tartışma ama 40 yaşın altındaki diyor. Yani belirli bir kesime hitap ediyor. Dahası orada genç bir nesile, zihinlere yerleştirmeye çalışıyor. Aslında bir mesaj vermeye çalışıyor ki bence orada Sedat Peker'in konuşmaları, metni, gelişi güzel değil. Yani orada bir kurgu da var. Bir mesaj vermeye de çalışıyor. Yani tıpkı bir psikolog gibi ya da bir yaşam koçu gibi bir şeyleri belirli bir yere bir mesajı da vermeye çalışıyor. İşte bu nedenle Türkiye'de bazı şeyler artık soruşturmayla bilmem neyle bitecek bir olay değil. Artık boyut büyüdü. Seçim diyoruz ama işte seçim de yetmeyecek aslında. İşte biraz önce yine dedim ya, siyasal İslam'ı gömdü bu. Çünkü evet. Neden? Siyasal İslam'ın geliş nedeni Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması vardı. İşte şu parmağımdaki yüzüğün dışında başka bir servetim olursa bilin ki diye bir cümlesi vardı. Şimdi bir bakıyoruz, işte burada sorun bu. Bütün siyasal İslam'ın ana temel taşlarını oluşturan insanların devasa bir serveti var. Ve bu servetle beraber işte bu çökme olayları, benzeri olaylar geldi. İşte bunlar toplumda inancı da sarstı. İslami inancı sarsmadı. Siyasal İslam'a, İslam'a olan inancı sarstı. Çünkü siyasal İslam yıllarca hep mağduru oynadı. Mağduru oynadı, işte belirli şeyleri oynadı. Bakıyorsunuz şimdi tam tersini yaptılar. Özellikle son 10 yıl. Son 10 yıl Türkiye'nin kırılma noktasıdır. Biraz önceki sorunun tekrar yanıtını vereyim. Ben bu işin sadece yargı, evet elbette yargı süreci olacaktır bunun mutlaka. Yani bugün değilse bile yarın bu mevcut iktidar değiştiği zaman. Çünkü Amerikalıların bir sözü vardır Evren. Derler ki Amerikalılar, devletin hafızası her zaman 18 yaşındadır. Hiçbir zaman devletin hafızası yaşlanmaz. Yani nasıl biz bir yasa çıkartıp 87 yaşındaki Kenan Evren'i mahkemeye getirebildiysek, süreci bitirip durmuş olmasına rağmen zaman sürecini bile yeniden işletebiliyorsak, devletin o 18 yaşındaki hafızası bunları unutmayacaktır. Fakat en önemlisi bu toplum öyle bir acı tabloyu gördü ki artık
bu tarz insanlara inancı kalmadı. Yani Türkiye'de bugüne kadar Türkiye dediğiniz zaman neydi? Hep genelde sağ iktidarların, daha ılımlı iktidarların, biraz daha dinsel motifleri kullanan iktidarların var olduğuydu. Ki bu aslında bu da bir NATO projesiydi, Amerika'nın projesiydi. Hep yeşil kuşak derler ya. İşte evet. O yeşil kuşağın da aynı zamanda bitmesi evren. Bu nedenle özetle artık sona geldik. Amerika dediğiniz son sorum şu, süremizi de bayağı açtık ve 3 dakikada bana 14 Haziran'dan ne bekliyorsunuz? Ne olursa ne olur? Yani Biden tutup ters ters konuşur mu? Ters ters konuşursa ne olur? Yani böyle şunu yapın bunu yapın derse, soğuk konuşursa ne olur? Ya da kuvvetle muhtemel S-400'de bizimkiler zaten Amerikan tezlerini kabul etti diyor herkes. Dolar TL'deki ve piyasadaki fiyatlama da bunun işareti diyorlar. Burada böyle hani orta yoldan bir konuşma olursa, ben Trump gibi öveceğini zannetmiyorum Türkiye'yi. Ama orta yoldan işte araştıracağız, orta yolu bulacağız. Türkiye çok kıymetlidir ama şöyledir, böyledir tarzı konuşulursa ne olur? Ne diyorsunuz 14 Haziran'a? 14 Haziran'ın çok kafa patlatmamak lazım. Yani iki sonuç var. Amerika ile anlaşacağız ya da anlaşmayacağız. Şimdi anlaşma şu son 3 gündür, 4 gündür piyasadaki harekete baktığımız zaman sanki Türkiye bir şeyleri taviz verdi S-400 ile ilgili. Çünkü Amerika'nın tek takıntısı S-400. Ne insan evet. Hakkı diyor ne başka bir şey diyor. S-400. Şimdi S-400 ile ilgili bu incirlik modeli sonradan çıktı. NATO'nun emrine verilecek. Aslında NATO dediğimiz Amerika. Her ne kadar incirlik NATO üssü gözükse de Amerikan hava üssü diye geçer bilinir. Oraya verilmesiyle beraber Türkiye'de ılımlı bir hava yaratacaktır evren. İşte dolardaki son düşüş 8700'den tekrar 8300'lere kadar gelmenin nedeni bu. Ortada herkes diyor ki özellikle Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın Türk Genelkurmay Başkanı meslektaşıyla, Genelkurmay Başkanı diyorum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşmesi de bunun bir işareti sayıldı. Sayıldığı için piyasada borsa yükseldi, dövizde bir gerileme oldu, CDS'lerimiz düşmeye başladı, yeniden 400'ün üstündeydi. Peki anlaşsa ne olur? Bana göre fazla bir şey olmaz. Sadece Halkbank konusunda belki elimiz rahatlayacak. Ama piyasa zaten Halkbank konusunda beklentileri satın aldı. Çok derin bir darbe gelsen olur gelme. Ama asıl sorun çıkıyor. Amerika ile anlaşmamız halinde koca devasa bir sorunumuz var. Rusya sorunumuz. İnsanların katmadığı. Amerika ile bizim fazla bir ticaretimiz yok. Amerika ile bizim sadece stratejik ilişkilerimiz var. Amerika Türkiye'ye kalkıp da helikopterle, her zaman bu cümleyi kullanıyorum, para aktaracak hali yok. Ama bizim Rusya ile ticaretimiz var. Bakın Rusya ile ilişkimiz şu anda uçak krizinden daha da önemli bir seviyeye geldi. Bıçakla kesilmiş gibi bir tane uçak kalkmıyor, bir tane Rus turist gelmiyor. Ve Antalya artık iflas etmek üzere, yağmur duasına çıkar gibi Rus turistler çıkıyor. Eğer oradan Biden'la Erdoğan arasında ılımlı bir mesajın çıkması halinde 22'sinde Rusya Türkiye'ye turist yollamayı bir kez daha erteleyecek. Bir ay dahi ertelemesi Türkiye en az 7-8 milyar dolarlık bir zarar demek. Sadece turizm diye bakma evren oraya. Türk Hava Yolları'nın Rusya'ya yüzlerce uçuşu vardı. Sadece şu anda haftada 2 tane Moskova'ya uçuş var. Bütün uçuşları bitti. Türk Hava Yolları, daha başka birçok ihracatçı, o kadar devasa bir sorunumuz var ki kimse Amerika ile biz anlaştık, yaşasın, rahat olduk demesin. Çünkü anlaşmamız halinde Rusya kafamıza çökecek evren. İşte o zaman sorunumuz başlıyor. Abi o zaman jeopolitik dış Amerika ile gerginliğin bitmesi geçici bir rahatlık sağlasa da buna inanmayın. Önemli olan fiziki olarak paralar kuzey komşumuz Rusya'dan geliyor. O kesildiği zaman ortalık yine karışacak diyorsunuz. Kesilmiş, sadece resmiyet kazanmış olacak. Rusya açık bir şekilde diyecek ki ben Eylül'e kadar yollamıyorum. İşte o zaman biz biteriz evren. Remzi abi çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyorum abi. Sağ olun. Teşekkür ederim.